Şimdi evden çıkıyorum. Lara Laraayla'nın yeni bölüm çekimleri var. Bugün Sana bey hoş geldiniz. Merhaba. <laughs> Lara ile Farkında ve Şefkatçi Sohbetlerin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımda sevgili Tuna Tüner var ve Tuna Bey ile beraber cinsellik, evlilikte cinsellik neden ölü hakkında sohbet edeceğiz. Tuna Bey hoş geldiniz. Merhaba. Ben aslında sizinle yakın geçmişte tanıştım. Cinsellikle ilgili bir video çekmiştim. Hatta tam bu konuda evlilikte cinsellik neden ölür diye. Onun üzerine size de söyledim zaten. Bir sürü kişi bana mesaj attı. Tuna Bey'le tanışman lazım, Tuna Bey'le tanışman lazım diye. Ben de sizin videolarınızla tanıştım. Sonra da zaten bayıldım. Siz çağırdığımda da kabul ettiniz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. İlk size şunu sormak istiyorum. Türkiye'de özellikle bu cinsellik konusu konuşulduğunda kadınlar üzerine ve ben konuştuğumda da benim üzerime de çok böyle ağır damgalar bastırılabiliyor. Kadınlar da zaten cinselliklerini çok bastırmış bir haldeler. Bastırmaktan ziyade belki cinsellikleriyle tanışmıyorlar bile. Hı hı. Türkiye'de neden böyle? Bu biraz bizim kültürümüzle alakalı. Geçmişten günümüze özellikle savaş nesli olan anne babalarımız ya da dedelerimiz bir an evvel evlenmek gerekiyordu. Çünkü iki sebepten evlenmeleri gerekiyordu. Bir tanesi işte savaştan çıktığı için ülke kaynaklar azdı ve evlenmek gerekiyordu. Evet. İkincisi ahlaki bir yaklaşım var o zaman Anadolu'da. İşte 16, 15, 17 yaşına geldi mi bu artık ahlaksız işler olmasın gençlere ev verelim diyorlardı. Bu evliliklerde daha kendini henüz tanıyamamış, kendini keşfedememiş, bireyselleşememiş kişiler bir anda ebeveyn oldular. Hayat hakkında bir şey bilmiyorlar. Cinsel kimlik, cinsel enerji, hiçbir şey bilmeden kulaktan dolma ve tradisyonel bir yapıyla bir araya geldiklerini birbirlerini yaraladılar. E, yaralanan kadınlar da çocukları yaralanmasın diye onları cinsellikten uzak tutacak, soğutacak bir eğitim verdiler. Bununla birlikte erkeklerde namuslarına bir şey gelmesin diye e, çok baskıladılar özellikle kız çocuklarını. Erkekler daha serbesttir memlekette. Dolayısıyla genel anlamda ülkemizin kültüründe cinsellik kadın için hala tabu hmm. olmaya devam ediyor. Hatta ben yıllar önce bir 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Instagram'dan bir şey yayınladım. İstedim ki çok duyulsun, hani insanların yüreğine su serpilsin filan ama ne yazık ki istediğim şeyi almadı. Hmm. Orada şöyle bir şey söylemiştim. Türkiye'de kadının doğurması serbest, ...sevişmesi yasaktır diye. Şimdi o sözü de hatırlatacaktım. İnanılmaz bir söz. Ya. Doğurabilirsiniz. 8-10 tane çocuk doğurabilirsiniz. Size kimse niye doğurdun demez. Ama deseniz ki eşimle hani geçen ay ben ne bileyim 10 kere seviştim deseniz... ...herkes size ayıplar. Evet. Ya bu biraz da böyle hani e, dini motifler, ahlak filan... ...o kültüre e, çok sirayet ettiği için böyle oluyor. Hı hı. Ama varlığımızın nedeni o cinsellik. Ben de sizin bu sözünüze benzer şöyle bir söz söylemiştim. Ee, kadın erkek çocuk doğurduğunda çocuk kutsanıyor ama o erkek çocuğu doğurması için yaptığı aktivite ayıplanıyor. Tabii. Nereden baksanız elinizde kalır yani. Evet. Yani 2021 senesinde biraz daha bu konuda bilinçlenmek hı hı. gerektiğini Ve başladı düşünüyor. da yavaş yavaş YouTube'da da bu konular evet. daha fazla konuşulabilmeye başladı. Ee, bana mesela bu konuları konuştuğum için hala mesajlar geliyor böyle daha. Kırıcı. Aynen kırıcı mesajlar, <laughs> küçük küfürler gelebiliyor. İşte aldırış etmemek gerekiyor. Türkiye'de e, kadınları yavaş yavaş nasıl e, cinsellikle tanıştırmaya başlayabiliriz? Bunun cinselliğin de aslında e, en büyük sıkıntısı Türkiye'de cinsellikle sevgiyi çok ayrı yerlerde konumlandırıyoruz. Hatta e, erkeklerin kendi aralarındaki o kaba dilde e, kadınla yapılan bu cinsellik ceza unsuru olarak kullanılır. Bilmem ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Bu tabi çok geniş bir kitlede e, kültürel olarak kabul edilmiş bir yerde. Bu iyi bir şey değil. Dolayısıyla nasıl cinsellikle barıştırabiliriz insanları? Bir kere hep söylediğim bir şey var. Saygı duymadığınız hiçbir şeyi sevemezsiniz. Doğayı, doğaya saygı duyarsan sevebilirsin. Hayvana saygı duyarsan sevebilirsin. İnsana saygı duyarsan sevebilirsin. Kadının kimliğine saygı duyarsan, varlığına saygı duyarsan sevebilirsin. Sevdiğin için de işte o zaman daha başka bir enerji olur aranızda. Ama bir emtia gibi ne bileyim şimdi bu bardak sizin bardağınız. Siz bu bardağı alsanız burada kırsanız kim size ne der? Yani ben bir şey diyebilir miyim size? Hiçbir şey diyemem. Ee, öyle bir kültürle evleniyor ki Türkiye'de çoğunluk kadınlar. Erkeğin bir malı gibi erkeğe böyle eklekte olmuş... Onun soyadıyla beraber, onun klanının yani köşede bir pozisyonu olan bir kadın gibi. Dolayısıyla vursan da, kırsan da, sövsen de hiçbir şey olmuyor. Dolayısıyla ne oluyor? Kadın bir emtia gibi, bir mal gibi bir pozisyonda toplum içinde. Saygı duyulmuyor. Saygı duyulmadığı için de e, cinsel olarak kendini koruma ihtiyacı duyuyor. Bu bir savunma mekanizması aslında. E, yurt dışına en az bir kere çıkmışızdır diye düşünüyorum. Şimdi bizim çıkalım sokakta İstanbul'un bir sokağına. Herhangi bir semtinin sokağına. Ve böyle, böyle akşamüstü falan böyle bir gizli kamerayla ya da böyle gözlemleyelim. Çıplak gözle bakalım. Otobüs durağında otobüs bekleyen birine bakalım. Türkiye'de kadınların oturuşuna bakın. Kendilerini ne kadar kapamış. Evet. Hani böyle evet, gergin evet. bir yerde ne bileyim Almanya'ya gidin, İsveç'e gidin falan. İnsanlar gayet rahat, açık evet. bir şekilde. Ben bazı kıyafetlerimi bunu yurt dışına çıktığımda giyerim diye alıyorum. Ya. Çok üzücü. Ee, burada işte toplum olarak ne yapılması lazım diye sorduğunuz için söylüyorum. Kadının yerini teslim etmemiz, kadının varlığına saygı duymamız lazım. Ben bunu sadeleştirdim. Tek bir cümle haline getirdim. Sevişmesine izin verdiğimizde kadının ona hak ettiği yeri vermiş, o saygıyı göstermiş olacağız. İşte o zaman toplum da daha çok rahatlayacak. Ee, ciddi bir gerginlik var sokakta. Bunu hepimiz gün içinde yaşıyoruz. Taksiye biniyoruz, markete gidiyoruz, ne bileyim işte noterde, postanede orada burada işimiz oluyor. İnsanların bankada falan ne kadar gergin olduklarını görüyoruz. O kadar çok yaşıyoruz, o kadar bunun içindeyiz ki artık farkında değiliz böyle bir şeyin içinde olduğumuzu. E, kanıksadık yani <laughs> rutinimiz bu oldu. Evet, <laughs> çok doğru. <laughs> ne üzücü. Bir taraftan da ben kadınlar açısından şöyle düşünüyorum ama kadınlar da kendi cinsel kimliklerini e, keşfetmeyi öğrenmiyorlar. Haklısınız ama şöyle bir şey var. Anneden alınan bir şey bu hmm. kadın için. Şimdi kız çocuğu büyürken anneyi gözlemliyor. Evet. Anne eğer kadınlıkla ilgili, cinsellikle ilgili daha cesaretlendirici, daha kaliteli bir e, diyalog e, kurduğunda hmm. çocuk da bakıyor ve diyor ki cinsel ol cinsel kimliğimde ve cinsel enerjimde özgür olabilirim diyor. Hmm. Burada tabii özgürün e, tırnak içinde söyleyelim. E, cinsel özgürlük demek istediğinizle istediğiniz yerde, istediğiniz yapabilirsiniz anlamında değil. Ben istediğim zaman, sevdiğim kişiyle istediğim zamanda bunu yapabilirim demek. Peki bunu so e, siz söylemişken cinsellik nasıl yaşanmalı? Cinsellik tabii şimdi sevgiyle başlayan bir şey olması lazım. E, sevdiğiniz kişiyi arzularsınız. Cinsellik dendiği zaman hemen insanların böyle tüyleri de kendi oluyor alıyor biliyorum. Bunu biraz da psikolojik olarak açmak gerekirse mesela ben de danışanlarıma cinselliklerini sorarım muhakkak çiftlerime. Ee, aranızdaki cinsellik yani yakınlık nasıl diye sorarım. Çünkü cinsellik iki açıdan, iki kaynak açısından çok önemli bizim için. Bir tanesi kadın erkek arasındaki yakınlık. İkincisi de arzu. Arzulanmamış hiçbir insan e, narsistik bir varlık olduğu için insanın kendisi e, toplum içerisinde sosyal ve işlevsel hayatını tırnak içinde sağlıkla sürdüremez. Hepimiz bir şekilde arzulanmaya ihtiyaç duyarız. Buna sağlıklı ego diyoruz. Şimdi biz sabahleyin işte kalkıyoruz, giyiniyoruz. En az bir kere şöyle bir aynada bakıyoruz kendimize değil mi? Bu kendimize duyduğumuz saygı, kendimize verdiğimiz ehemmiyet değerden kaynaklı bir şey. Dolayısıyla benim bunu yaptığımda, Herkes bunu yaptığında ne kadar güzel bir temiz bir yerde yaşamış olurum. Dolayısıyla ben arzulanmak da isterim. Nasıl arzulanmak isterim? Her arzulanmak cinsel midir? Hayır. Sevdiğiniz bir sanatçı yolda görürsünüz. Onun yanına gidip bir fotoğraf çekmek istemek bir arzu çeşididir. İşte bizim zamanımızda yani gençliğimizde işte kasetler, CD'ler, plaklar onun imzalı olması o kişiyi, o grubu, o müziği arzulamamızdan kaynaklanır. E biz de şimdi sokağa çıktığımızda bizim kanallarımızın aboneleriyle karşılaştığımızda ne güzel bir kısa süreli bir iletişim oluyor değil mi? Orada bir işte arzu nesnesi olmak var. İnsanın arzulanması gerekir. Bu da çocuğunu büyütürken, bebeğini büyütürken daha doğrusu annenin bakışlarında gizlidir. Anne şefkatli bakışlarla bebeğe baktığında bebek ne kadar rahat ve güvende ve iyi hisseder kendini değil mi? Ne zaman anne yüzünü dönsün bebeğe? Bebek panik yapmaya, üzülmeye ve hatta ağlamaya başlar. Biz arzulandığımızda gevşeyen, arzulandığımızda rahat eden varlıklarız. Bu arzulanmaya çok ihtiyacımız var. Dolayısıyla cinselliği sadece sportif bir faaliyet olarak görmemek, biraz daha kadınla erkek arasındaki yakınlığı ve aralarındaki arzu nesnesi olma itibarıyla kendilerini iyi hissetmeleri anlamında en önemli kavramlardan biri olduğunu düşünelim. Çünkü ben de size bir soru sorayım. Kadınla erkek niye bir ilişki yaşar? Niye ihtiyacımız var bir ilişki? Hmm, güzel. Bu benim size soracağım sorulardan bir tanesi. Harika. <gülüyor> <gülüyor> Ters köşe. Yani zaten arzulanılmak istiyoruz. Hı hı. Ee, onun dışında kadın ve erkeğin bir ilişki yaşaması bir arkadaşlık dışında cinsellik de içinde barındırıyor. Hı hı. Ee, dolayısıyla sadece bir partnerlikten öte e, cinselliğin de içinde olması demek. O arzulanma ve onun getirdiği onay. Yani oradaki temel haz benim arzuladığım kişi tarafından arzulanıyor olmak. Hmm, güzel. İşte o haz orada başlar. Hmm. Zaten cinsellik oralarda başlar. En son yatakta biter derim ben. Hmm. Onun detayına da gireyim hmm. birazdan. Hmm. Şimdi biz niye ilişki yaşarız? Bunun kıymetinin değerinin çok bilinmediğini gözlemliyorum toplumumuzda. Ee, belki bir farklı bir pencere açmış. Yürekleri biraz daha su serpmiş oluruz diye paylaşmak isterim. Bakın biz kadın ve erkek olarak önce bir aileye doğru oradan çıkarız. Birinci şey zaten bizim kişiselleşmemiz. Yani bireyselleşmemiz. Ben önce ben ben olacağım. Siz de siz olacağınız ki biz bir araya geldiğimizde birbirimizi sevebilelim. Ve bir ilişki kurabilelim. Ben ama ne kadar kendi başıma yetiyor olsam da ötekinin varlığıyla ne olur? ötekiyle aramdaki o sevgi yani bağ bana güven duygusunu yaşatır her gün ve her gün. İkimizin kendi hayatımızdaki sorumluluklarını yerine getiriyor olmamızda güvenlik duygusunu yaşatır her gün ve her gün. Ben güven ve güvenlik duygusunu her gün ve her gün yaşadığımda artık kendimi gerçekleştirme fırsatı elde ederim. Maslow'un ihtiyaç piramidinin tepesindeki kendini gerçekleştirme, Kişinin o diğer dört katmanı da halletmesi. Yani iyi bir anlamlı bir ilişki kurmasından sonraki basamağıdır. Peki bir şey soracağım. Ee, evet ilişkiler bu sizin dediğiniz işte sevgiyi, güveni gerektiriyor. Ama yatak odası ve yatak odası politikası biraz daha başka. Sanki e, yatak odasında ne kadar e, biz hayatta o iki insan birbirinin arasındaki mesafe ve belirsizliğe tahammül edebilirse o kadar o arzu yatak odasında devam edebilir. E, tabii e, şimdi cinsellik başta yakınlık demek. Şimdi ben bir ötekine ne yapıyorum? Soyunuyorum. Hem mecazen soyunuyorum aslında hem de fiziksel olarak soyunuyorum. Mecazen soyunduğumda ben ona kendimi teslim ediyorum. Yani diyorum ki ben sana güveniyorum. Orada güven enerjisinin çok önemli bir katkısı vardır bize. Bununla beraber diyorum ki ben bir de seni arzuluyorum. Ve bu dünyada seni belki herkes arzulayabilir ama benim arzulu arzuma sadece sen karşılık veriyorsun. Bu karşılığı da bana veriyorsun. Bu da kendimi özel hissetmeme sebebiyet veriyor. Yani iyi bir ilişki, iyi bir cinsellik, e, bizim bu hayatta kendimizi e, en güvende, en iyi hissetmemizi sağlayan temel ilişki biçimi. Bu anlamda kadın erkeğin yakın olabilmesi için bir kere içine doldukları aile sisteminde kendi cinsel kimlik ve enerjileriyle barışık yetiştirilmeleri lazım. Önce ben bir kere kimliğimle ve enerjimle barışık olmam lazım. Ondan sonra bunu daha kaliteli bir şekilde yaşayabileyim. Peki barışık değilse nasıl barışacak? Aha, i̇şte o zaman çeşitli çalışmalar yap yapılabilir. Şu an işte danışmanlıklar olsun, çeşitli workshoplar olsun, buna hizmet ediyor çok şükür. Anne babalarımız biraz daha çaresizdi bu konuda. Bu kadar çok Bilim gelişmemişti bu kadar çok çeşitli destek şansları yoktu. Şimdi benim de icra ettiğim meslekte olduğu gibi insanlar danışmanlık alabiliyorlar, workshoplara katılıyorlar ve ailelerinden gelen bu cinsel kimlikleri ve cinsel enerjilerini e, olumsuz yönde etkilemiş inanç kalıplarını, deneyimlerini halledebiliyorlar. Bunu halledebilmeleri lazım ki iyi bir ilişki yaşansın. Bakın iyi bir ilişkinin şöyle söyleyelim, şifrelerinden bir tanesi şudur. Bir ilişkinin en az yüzde ellisi cinselliktir. Orası ne kadar iyi olsa öbür taraf diğer her şey, diğer yüzde elli daha iyi halledilebilir. Ama bu şu demek değil. Yani cinsellik her şeyi halleder mi? Hayır. Ama cinsellik biraz evvel bahsettiğim yakınlık ve arzu anlamında Kişisel olarak bizim şifa kaynağımız olacağı için biz zaten güvende ve iyi hissettiğimiz için diğer sorunlarımızı çözmek için yeterli motivasyonu üretmesi anlamında bize kaynak oluşturabilir. Siz güven derken aklıma şu geldi. Aslında o orada o ilişkiye o kadar güvenmek cinsellikte bencil olabilecek kadar diğerine güvenmeyi de içeriyor. Bencilik aslında kolay gibi görünür ama zordur ya. Hı hı. O cinsellikte de o kadar güveniyorsun ki karşıya. Orada aslında anlık bencil olabiliyorsun. Tasavvufta her şey zıttıyla kayim diye bir söz vardır. Yani şu şunu demek ister. Bakın gece ve gündüz bir araya geldiğinde günü oluşturur. Doğum ve ölüm bir araya geldiğinde yaşamı oluşturur. İşte kadınla erkek de aslında güneş ve ay gibidir. Ve herkes ne kadar kendi kutbunda iyi bir pozisyonda olursa kadın ne kadar kadınlığıyla barışık ve dişil enerjisiyle o kadar iyi hissederse bir erkekte eril pozisyonda ne kadar kaliteli bir eril bir yerdeyse ve erkeksi kimliğiyle ama sahte bir kimlikten söz etmiyorum. Erkeksi kimliğiyle ne kadar iyi olursa aslında onların beraber olmaları bir araya gelmeleri o kadar kaliteli doyurucu ve besleyici oluyor. Ruhumuz besleniyor. Psikolojik anlamda da besleniyoruz. Fizyolojik anlamda da besleniyoruz ve kendimizi müthiş değerli, özel, iyi hissediyoruz. Yahu zaten sırf bunu hissetmek için bir dünya şey yapmıyor muyuz gün içinde? Hmm. Kendimi iyi hissedeceğim, özel hissedeceğim, e, sevilmiş hissedeceğim, değerli hissedeceğim. Peki bu e, sevgiyi, arzuyu, onu hissetmek için uzun süreli evliliklerde ya da ilişkilerde diyelim ki 10-15 sene. Haftada ne kadar cinsellik beklenmeli? Şöyle bir kriterimiz var diyelim. Flört dönemlerinde, evliliğin ilk zamanlarında bunun sınırı yok. Hmm. Hatta ne kadar kaliteli ve çok olursa nitelik ve nicelik anlamdaki kaliteden söz ediyorum çokluktan. O bizim için sorun değil ama tabii ki gerçekçi olmak lazım. Yaşam temposu içerisinde bazı şeyler rutine biniyor, hayatın çeşitli şartları var filan ama biz haftada 3-4 ortalama cinselliğin normal ve sağlıklı bir evlilik, bir ilişki olduğunu düşünüyoruz. Peki diyelim ki gitgide azaldı, azaldı, azaldı. Evlilikte cinsellik neden biter? Evlilikte cinsellik önce yakınlığın bitmesinden başlar. Hoş geldin. <laughs> ne yapıyorsun? Yakın sen? Mı olmak istedin bize. Sevgimi istedin. İlgi ne mi olmuş? istedin ne ya. Olmuş? Bak tam üstüne evet. geldi gördün mü? <laughs> diyor ki benimle ilgili. İşte orada eşler de diyor benimle ilgili. O rutin işte o ilgiyi, alakayı e, olumsuz yönde etkileyince e yani arzu gitmeye başlıyor. E, i̇nsanlar işte ben bunu bahane olarak görüyorum. Yok işte yaşlandık, yok kilo aldık filan. Onlar biraz bahaneler. Aslında orada Mesele sadece o görsel bir kişinin görsel etkisi değildir. 15 yıldır beraber yaşadığınız insanın tabii kilo alacağı, kilo vereceği dönemler olacak. Bu son derece tabii bir şey. Orada temel olan şey ilgiyi yitirmek. Bakın bir ilişkinin bitmeye, artık bitme aşamasına girdiğini, o sekansa girdiğini ben nasıl anlarım? Bir çift danışmanı olarak. Çiftlerden biri ötekini artık merak etmemeye başladı. Mesela bir yerde yemek yiyin böyle 10 kişilik bir masada. Siz bir espri yaptıktan sonra ilk baktığınız kişi orada dikkatinizin olduğu ve size gülüp gülmediği konusunda endişenizin olduğu ve güldüğünü gördüğünüzde son derece mutlu hissettiğiniz bir şeydir. Flört de biraz böyledir. 15 yıllık ilişkiler de hala ilgiyi sürdürebilirler. Aşk gelip geçici bir şey doğru. Bu araştırmalar da bize bunu gösteriyor. Bana çoğunlukta sorarlar ya hocam ne koyacağız aşkın yerine diye. Aşkın yerine bir kaynak verebilirim. 15 yıl aşk sürmez. Bunu kabul edelim. Ama hayranlık. ay adore you der ya. O, o hayranlıkta. Çok daha uzun bir. Ömür boyu kullanırsınız onu. Aşkın yerine hayranlık diye ilk defa duydum. Hep aşkın yerine sevgi, sevgi gelir, sevgi gelir deniyordu. Hayranlık kelimesi çok Türkiye'de güzel aktar. Lara'cığım ezbere konuşulduğu için. Deneyimden aktarılmaz genelde. Hı hı. Duyduğumuzu biraz paylaşırız. Hı hı. Ee, dolayısıyla o aşk yerini bir zaman hayranlığa alır. Hı hı. Düşünsenize çocukluğunuzda hayran olduğunuz bir sanatçıyla 30 sene sonra karşılaştığınızda içinizde ne olur? Evet. Değil hı hı. mi? Hı hı. O duygu hemen hı hı. gelir. İşte aşk da buna evrilebilir. İşte aşkın yerini sevgi aldı. Ya sevgi zaten var. Sevgi olmadan olacak bir şey değil bu. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Ama arzuyu devam ettirmek, merakı devam ettirmek, yakınlığı devam ettirmek için benim birbirimize o hayranlık enerjisini sürdürmeye ihtiyacım var. Hayranlık enerjisini sürdürmek için neye ihtiyacım var? Herkesin bireysel olarak kendine iyi bakmaya devam etmesi. Ve iki birey olarak kalması. Bravo. Türkiye'de evlilik, evliliğini öldürmek istiyorsan iki şey yapacaksın. Bir, ötekinin bireyselliğine sürekli hücum edeceksin. Onu kendine benzetmeye çalışacaksın. İkincisi, e, nasılsa evlendik diye salacaksın. Evet. Bir de nasılsa evlendik diye salmakta şu da var. Mesela ilişkinin başında aslında bir belirsizlik var. Olacak mı, olmayacak mı, devam edecek miyiz? İşte seviyor mu, sevmiyor mu? Sonra biz aslında o belirsizliği öldürmek istiyoruz başta. Hemen güven istiyoruz. Evet, o güveni istiyoruz ama sonra da o güven ha, e, tehlikeye sokuyor. İşte yüzünü. o hayranlık öyle bir şey ki. Ve insanın yani ilişkiyi sıcak tutan kaynaklardan bir tanesi o şüphe, o kuşku. Hala beni seviyor mu? Hala benimle olmaya devam ediyor mu? Filan. Ben mesela sevdiceğime hep şunu söylerim. Derim ki istediğin zaman beni bırakma hakkın var. Bu ilişkiden gitme hakkın var. Bir burada ona saygı duyduğumu, onun yerini, onun varlığına saygı duyduğumu gösteriyorum. İkincisi ilişkime saygı duyuyorum. Bu ilişki bitebilir. Tıpkı ölümün olduğu bir yerdeyim. Bir yetişkin olarak bunun bunu kabul etmem gerekiyor. Üçüncüsü de benimle mecbur olduğu için, alıştığı için, ne bileyim işte var ya böyle parası pulu bilmem neyi olmadığı için değil. Benimle olmayı sürekli seçsin istiyor. Evet. Onun seçimi olmaya, seçimi kalmaya devam etmek istiyorum. Dolayısıyla yatırımımız tam da buna olmalı. Türkiye'de evlendikten sonra hemen herkes salıyor birbirini, öz bakımlarını, birbirlerine olan o iyi davranma halini, o nazik taraflarını zaman içinde yitiriyorlar. Ondan sonra kavgalı, dövüştü, soğuk, uzak bir evlilik bir çift oluyor. Ve bunun şununla hiç alakası yok. Beni her halimle sevsin o zaman. Yok, bir de canım hiç arası. alakası yok. Ben seni her haline severim. Ben seni her haline kabul ederim. Evlilik uzun vadeli bir anlaşma. Hı hı. Eyvallah. Ama hani şimdi hal var hal var. O hallerden ne kadar da çıkacağız? Hı. Sen şimdi bir depresif bir döneme girdin. E bir yıldır çıkamadın. Ben bir yıldır sana destek oluyorum. Madden manen işte şu terapiye mi istek, şuraya mı yapsak senin için ne yapabilirim? Çalışmak istemediğine ben seni backuplarım bir sene. Eyvallah falan ama artık baktım ki partnerimden bir ışık görmüyorum veya bir çaba görmüyorum. O çabasızlığı gördüğümde ben ne olurum? Kırılırım. Hayal kırıklığına uğrarım ve ben bana artık değer vermediğini hissederim. E ne yapacağım şimdi ben? O zaman o kişi gelecek beni suçlayacak. Hani e, her halimle seviyordun. Ya ben seni her halinle seviyor olmam başka bir şey. Senin bana bütün yaşam yükünü bırakıyor olmam, bana yaslanmış olman başka bir şey. Sen depresif bir döneme girdiğinde ben seni kabul etmedim mi? Sen işte kilo aldığında ben seni kabul etmedim mi? Ne bileyim sen işsiz kaldın ben seni kabul etmedim mi? Ama burada mesele benim seni kabul edip etmemem değil. Burada mesele senin ne kadar çaba gösterip göstermediğin. Düşmene okey ama kalkmaya çaba gösteriyormuş. Al sana ilişkiyi öldürdün bitirdin. Üstelik bu sadakatsizliktir. Çok güzel. Sadakatsizlik sadece ötekini kesmek onu arzulamakla olmaz İlişkiye sadakatsizlik zaten böyle başlar. Önce faturalarla ilgilenmemeye, evle ilgilenmemeye, kendinle ilgilenmemeye, ötekiyle ilgilenmemeye başlayarak başlar sadakatsizlik. Kendinle ilgilenmemek sadakatsizlik. Sadakatsizliktir tabii çok ki. Çok iyi. Tuna Bey ne oldu biliyor musunuz dün? Ee, biz erkek arkadaşımla aynı evde yaşıyoruz. Ne güzel. Böyle hani günlük hayatın işleri o çok yoğundu ben çok yoğundum. İşte bir süredir böyle e, ikimiz de yoğunluğun içindeyiz. Sonra dün sabah evden çıkıyorduk, ben böyle çok şey bir laf ettim, bir anda böyle an, anlık işte hadsiz, kırıcı, laf sokucu bir şey söyledim. Hiç Hı. de böyle laf sokucu konuşmam dilim değildi ama o kadar hani böyle bu yoğunluk, bir anda sabah bana laf sokması olarak böyle pıt çıkıverdi. Neyse sonra e, adı Baran, Baran işe gitti. E, i̇şe gitti ya, ben pişman oldum evde, üzüldüm, e, aradım açmadı. Mesaj attım açmadı. Ben evde bir anda böyle her şey döndü ve şuna e, yani sanki ilişkinin en başındaymışız gibi şuna döndü. Aşırı heyecanlandım neden açmıyor telefonu işte ne oluyor telefonu açsın işte ne düşünüyor bana acaba çok mu sinirlendi işte konuşacak mı konuşmayacak mı? Ve aslında çok rahatsız hissediyorum Hı -hı. tamam ama bir yandan da çok hoşuma gitti. Çünkü hani o hani başındaki gibi o birey belirsizlik. Daha... Ve kaybetme korkusunu evet. yaşadığını deneyimlemiş oldum. Hı -hı. Ee, bu da çok güzel bir şey. Çok güzel yani evet. İlişkinin işte bu hani yakıtlarından bir tanesi. Hı -hı. Yoksa hani meşhur parodiler vardır ya. işte kadınla adam oturuyorlar. İşte kadın diyor ki adama ya işte ne bileyim Mahmut beni seviyor musun diye diyor. Hı -hı. Mahmut da diyor ya evliyiz ya. Hı. -hı. <gülüyor> 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 erkeklerin biraz böyle bir şey evliyiz ya. Yani şimdi ben bunu hani bizim görüşme odasında da çok sık rast geliyorum. Geçinmeye gönlünüz var mı diyorum. Ben muhakkak onu sorarım çiftlerime. Geçinmeye gönlünüz var mı? Yani ayak zoruyla mı geldin? Seni sürüye sürüye mi getirdiler? Evliyim ya işte diyor. Ben ya da diyor ne ki, yapayım? Yani geçinmeye gönlünüz var mı diyorum. E buradayız ya diyor. E, çok mu zor? Evet benim onunla geçinmeye gönlüm var demek. Hmm. Ya bu senin ne işin ya? Evet, ama işte onun kafasında, onların kafasında oraya gelmiş olmak yeter. Geldikten sonra bir çaba sarf etmesine gerek yok. E yani gibi. işte gel dedin, geldik Böyle olmaz zaten hani, <laughs> anlatabiliyor muyum ben? E, o zaman bir şey daha sormak istiyorum. E, diyelim ki evlilik yok. E, normal e, bekar bir dönemde. Tek geceli ilişkiler hakkında ne düşünüyorsunuz? E, yani tek gecelik ilişkiler tabii gençlik döneminde çok... E, ...sınırları aşmak tabuları yıkmak o heyecan o ergenlik enerjisiyle çok anlaşılabilir bir şey. Hı. Ama hani biraz daha böyle belli bir yaşlara geldikten sonra hani otuzlar diyeyim. Oralarda şunan muhakkak dikkat etmek lazım. Bir kere spiritüel anlamda şunu söyleyeyim benim biliyorsun böyle bir videom da var. Hı, hı Seviştiğiniz kişi sisteminize dahildir. Hı. Biz kök çakra kök çakra birleşmesi yaparız. Yani Avatar filmini de düşünün. İnsanın enerji meridyenleri de işte kök çakramız vardır, oradan birleşiriz. Dolayısıyla biz farkında olalım ya da olmayalım, birlikte olduğumuz kişiyle ister bir gecelik olsun, ister yüz gecelik olsun, aslında hem ruhsal anlamda bağlanır, hem de çeşitli değiş tokuşlar yaptığımız için hücresel hücre bilgisi anlamında da, kuantum anlamında da. Aslında ciddi bir alışveriş yaparız. Dolayısıyla bazen biriyle o gecenin hazdını duymak için birlikte olduğumuzda sonraki dönemde bir süre bereketimde azalma, sağl sağlığımda bir tuhaflık, neşemde bir eksiklik falan hissedebiliyorum. Çünkü onun enerji alanına girmiş oluyorum. Bu anlamda iyi seçilmesinde, e, kaliteli vakit geçirilmesinde birbirimizi tanımak, enerjimize bakmak, onunla her görüştüğümde nasıl hissediyorumu, ee, birazcık üzerine düşünmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Ee, onun dışında ben hani ahlakçı bir yerden bakmıyorum. Hı hı. İnsan özgür bir varlıktır. Sevabıyla, günahıyla kendi hayatınız e, sonuçlarını yaşar. E, bizim de fazla da müdahale etmememiz gerektiğine inanıyorum. Sistemine girdiyse mesela sisteme girdi sonra o bağ kesmeyi nasıl yapabiliriz? Ee, bağ kesmeyle ilgili meditasyon yapılabilir. Hı. Çeşitli ritüeller yapılabilir. En basitinden ee, evde bir iki daldan söz ediyorum yangın çıkarmasınlar ada çayı yakılabilir ada çayını mesela bir potun içine koyduğunuz zaman e, tam böyle kök çakranızın üstüne gelecek şekilde ayakta o vitriyus adamı vardır ya da Vinci'nin öyle durup aşağıdan yukarı doğru çakralarınızı temizlediğinizi düşünebilirsiniz o kişiye muhakkak saygı hürmet etmek gerekir senin yaşadığın bu deneyim için müteşekkirim hmm. teşekkür ederim deyip e, enerji meridyenlerimizi arındırmak lazım ve her şeyde olduğu gibi ders almakta fayda var. O ada çayı e, bende artık şey yapıyor o kadar hani ada çayını yap, yaktığımda meditasyon yaptım ki ada çayını yaktığım an tamamen rahatlama. Hani beynim ona programlanmış. Harika. Onun kokusu artık direk hani meditasyon yapmasam bile rahatlatıyor. Hemen bir meditatif hale geliyoruz? Aslında bu videolardan önce ben burada da yapıyorum. çok teşekkür ederim Rica Tuna ederim. Bey e geldiğiniz için. Sizlere de izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Tuna Bey'i de beni de Instagram'dan ve YouTube'dan takip edebilirsiniz. Aşağıya linkleri de bırakıyor olacağım. İzlediğiniz için tekrar teşekkürler. Hoşçakalın.